Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda da 6 yıldızı rütbe 4 Adam Warlock gameplay yapacağız. Moondragon'dan hemen sonra da Adam Warlock'u yapmak istedim. Şu anda 200 kopya görüyorsunuz. Özelliklerini her zamanki gibi oynarken anlatacağım. Bunun da uzun özellikleri var. Çünkü beta server'da İngilizce. Bir de andaç bağladım arkadaşlar. Adam Warlock'a kesinlikle andaç bağlanması gerek çünkü bence. Kombosunu güzel götürebilir. Şöyle girişimizi yapalım. Hasar testi yapıp labirentte göstereceğiz. Sonra da işlev testi yapacağız. Daha doğrusu işlev testinde sadece yani mistiklere karşı bir kullanmayı deneyeceğim. Çünkü maalesef kendisinin bir bağışıklığı yok arkadaşlar. Sadece gücümüz çekilirse veya yanarsa üstümüze enerji takviyesi kazanıyoruz. Pasif o kadar. Öyle bir şey var yani. Bağışıklığının olmaması kötü onun dışında. Bari bir zehir bağışıklığı olsaydı. Evet. Şimdi kış askerine girerek deneyelim. Gamora'yı bağladım. Evet, Adam Warlock'un oynama stili biraz daha farklı arkadaşlar. Siper yapmadan oynamamız gerekiyor. Çünkü siper yaparsak Adam Warlock üstüne aldığı takviyeleri kaldırır. Adam Warlock üstünde türlü türlü takviyeler oluyor. Bunların özgün olan bir tanesi egemenlik takviyesi arkadaşlar. O egemenlik takviyesiyle kendi üstündeki takviyelerin etkisiz bırakılmamasını sağlıyor. Yetenek isabetlerini de düşüremiyor. Yani yetenek isabetimizin az olduğu bir yerde onları açabiliyoruz rahatça. Ondan sonra aynı zamanda rakibin siper ustalığını da %100 yetenek isabeti düşürüyoruz. Yani biz rakip bize siper yapamaz ama sersem bağışı olmuyoruz. Onu yanlış anlamayın. Sersem bağışı değiliz. Sadece rakip bize siper yapamaz. Siper ustalığıyla ilgili bir şey bu. Öyle söyleyeyim. Şimdi gerisini dövüşürken anlatayım. Şimdi düz vuruşla başlamıyoruz. Bu adamı da istesem ben böyle ağır saldırıya teşvik ettiremezdim. Evet, Blue'a da bir kaçıramadık. Blue'a böyle vurduğumuz zaman arkadaşlar hemen 10 yükte başlıyoruz. Sonra agresif oynayacaksınız. Blue rakibi özel saldırısını attırın. Şu sayacın gitmemesi gerekiyor. O sayacı hep üstümüzde tutacağız. O yüzden combo bitiricisi yapmanızı önermem. Bitirici yapmayın derim. Evet, sonra 30'a mı geldiniz? Atın L2'nizi çünkü deli gibi hiddet takviyesi veriyor üstümüze. L2'den sonra durgunluk kapsülüne giriyoruz. Bundan sonra birkaç ağır saldırı çakın. Ve devam edin. Bir de L1 atayım. Şimdi bekleyeceğiz. Egemenlik sayacına girdik şimdi. Onun dolum süresi gelene kadar vurmuyoruz. Ve sonra gidip vuruyoruz. Ve aynı rotasyona devam ediyoruz. Allah'ım yürüyerek vurdu ya. Evet, bu durumlarda kaybediyoruz maalesef şeyimizi. Evet, bakın gücümüzü çaldığı için üstümüze pasif enerji özelliği aldık. Demek istediğim buydu. Evet, dolum süresi geldiğinde rakibin üstüne korkutma mı veriyorduk? Bunun ismini hep unutuyorum. Yıldırma mıydı ne? O da olabilir. Size bakın, andacı da sayıyor. O açıdan iyi. Şimdi L3'ümüz dolmak üzere. O yüzden L2'mi atıyorum. Normalde L2 30'dan sonra atıyoruz. Gene kapsüle gireceğiz. Kapsül içindeyken hasar almıyoruz. Gerçi alıyoruz da sonra geri yeniliyoruz onları. Evet, bir şey kalmadı zaten. Ve bitti. Hasarı güzel değil mi? Bence güzel hasarı var. Öyle çok büyük değil ama güzel. 1 dakika 43 saniye sürmüş. Tekrar bir denemek isterim. Çünkü yürüyerek vurdu. Kış askeri orada yürüyerek vurmasa 1 dakika 20 saniye civarı bir zamanda alabilirdim. Özellikle savaş alanlarında kullanacaksanız bu rotasyonu öneririm. Oldukça hızlı alıyor çünkü. Unutmayın, bitirici yapmak yok, siper de yapmak yok. Siper yaparsanız takviyeleriniz anında kalkar. Ve beklemeniz gerekir. Özel saldırısını attırın. Kendi kendine güç kazanıyor Adam Warlock aynı zamanda. Ve çarpışma güç oranı bir tık daha az. Üstümüze verdiği şey de çok güçlü. Neydi onun adı? İsabet takviyesi de çok güçlü. Ondan o kadar vuruyor arkadaşlar. Hep kritik vuruyor. 19.000 mine puan veriyor. Evet, bir rotasyonda canı neredeyse yarılıyorum gördüğünüz gibi. Evet, korkutmayı, yıldırmayı verdik gene. Gidiyoruz, bloğuna vuruyoruz. Ay, bitirici yaptım mesela yanlışlıkla. Burada özel saldırı atmayıp üstüme gelse biraz dezavantajlı olacaktı. Şimdi mesela L2'ye gideyim. Bu üstümüze verdiği hiddette 40 yükten sonra aldığımız hiddet arkadaşlar. Mümkünse ağır saldırı atın. Çünkü 30 ile 40 arasında ne kadar çok kalabilirseniz o kadar iyi hasar verirsiniz arkadaşlar.
İşte yapmak istediğim buydu. Bakın 1 dakika 14 saniye daha aldı bu kez. 66 vuruş da alıyor. Gayet iyi. Devam edelim. Labirentte de deneyeceğiz. Tabii bunda başka rotasyon da göstereceğim kış askerinde önce labirente geçmeden. Aynı taktiğe devam. Evet. Mesela burada şöyle bekleyebilirsiniz. Hemen üstünüze egemenlik takviyesini alıp beklemeye başlayabilirsiniz. Bu egemenlik takviyesinin hasar arttırımı yok. Sizi koruyor. Etkisi bırakmalardan, kader mühürlerinden, sendet etmelerden ve aynı tabii ki de şeyden, yetenek siperden koruyor. Aynı taktiğe devam. Evet bakın bitirici yaptığım için az kalsın gidiyordu gene takviyelerim. Evet. Durgunluk kapsülüne giriyoruz. Evet L1 rotasyonunu yapalım bu kez de. L1'de eğer 20 yükün üstünde atarsak sersem veriyoruz rakibe. Aynen böyle. Şimdi gene bekleyeceğiz. Evet. Tekrar açıyoruz. Evet. Bakın yanlışlıkla siper yaptım. Hop gitti. Siper yapmamanız lazım bu yüzden. Egemenlik takviyesi dolum süresinden çıktıktan sonra geri dönüyor arkadaşlar. Allah gene siper yapıyordum az da. Ay şey gitti ya. Bakın bitirici yaptığım için gene gitti. Dalgınlığıma geldi. Kötü dövdük. Kaptan Marvel klasiği. Bir hatanızda bütün rotasyonunuz bir de bitebilir arkadaşlar. Böyle kötü bir yanı var maalesef. Ha yanlışlıkla poda kendim girdim bu kez de durgunluk kapsülüne. İki kere bloğa basarsanız kendiniz de girebilirsiniz ama her dövüş bir kere yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. Unutmayın. Her dövüş bir kere kendiniz kapsüle girebilirsiniz. Hop 40K. Evet rotasyonunu uzun yaptık bu kez. Şimdi bir de L3 rotasyonunu gösterelim. L3'te üstümüze R4 ise arkadaşlar 5800 hiddet veren takviye daha alıyoruz. Onu size bir göstereyim. Hangi hiddet ne kadar etkili? Bir özelliklerinden göstereyim. Evet. Şimdi 20 vuruşta gelen isabet takviyesi 19800 isabet puanı veriyor. Yani kritik neredeyse garanti arkadaşlar. 30 ile 40 vuruş arasında gelen hiddet 8831 saldırı veriyor. 40 vuruştan sonra hani gidiyor ya bizim yüklerimiz. Eğer 40 vuruştan sonra yüklerimiz giderse 60 saniye boyunca neredeyse 6000 saldırı puanı veren hiddet alıyoruz ve 2 kez istifleniyor. Yani ne kadar çok zaman geçerse aslında dövüşte o kadar etkili olmaya başlıyor Adam Warlock. Özel saldırışta gelen aynı hiddette arkadaşlar 60 saniye sürüyor, aynı saldırıyı veriyor ama o bir kez istifleniyor. Bunu da yapabilirsiniz. Ekstra hiddet almak istiyorsanız. Şimdi ona gidelim. Ama taktiği anladınız. Siper yok. Bloğuna gidip vuracaksınız. Şöyle 3 kere. İkinci hafif saldırısı, özel saldırı 1 ve özel saldırı 2'sini bloğuna atarsanız arkadaşlar 10 yükte başlıyorsunuz. Bunu yapmazsanız 1 yükte başlar egemenlik sayacı. Onu 10 yükte başlatmak önemli. Ayrıca rakibin üstündeki kışkırtma zayıflatıcısı sayesinde de hemen özel saldırılarını attırabiliyoruz. Evet L3'ümüzü atalım şimdi mesela. Hiddetimizi alalım. Ve aldık. Gördüğünüz gibi. Gerçi egemenlik zayıflatıcısını aldıktan sonra gerçi gerek yok. Şimdi bekleyeceğiz. Dolum süresinde. Döve de bilirim. Sorun değil. Beklemeye gerek yok. Mesela buradan itibaren L1 takviyesini, L1 rotasyonu yapmak isterim. Gösterelim L1'i. Evet. Sersemleteceğiz. 20'nin üstünde atıyoruz çünkü. İşte böyle arkadaşlar. L1 rotasyonunda böyle yapabilirsiniz. 1 dakika 12 saniye sürdü gene gördüğünüz gibi. Daha bile kısa sürdü sanırsam. Bir de L3'süz aynı taktiği deneyelim. Poda girmek size zaman kaybettirebilir çünkü. Durgunluk kapsülüne yani. Ah!
Tabii ki bazen özel saldırılarını atmayacak, o kaçınılmaz. Sersemi verelim. Uy, gene yakalandık. Allah Allah, Light Intercept yaptı ve götürdü. Kaptan Marvel'a ne zaman gelse kötü yapıyoruz rotasyonu ya. Bekleyelim şimdi. Havaya attı. Ne 3 dolduralım ya. Sinir oldum. L3'ünü de izleyelim bu arada. Güzel. Evet, 40 yüke çıkamadığımız için şu anda bir hiddetimiz var. L3'ten gelen o da. Evet, ikinci hiddetimizi aldık. Şimdi bekleyelim. Egemenlik sayacını açtığımız zaman şey oluyor, hiddetlerimiz duraklıyor. Egemenlik taktiğimiz de duraklıyor. L1 taktiğini yapmaya devam ediyoruz şimdi, o yüzden böyle. İşte böyle. Sersem bağışı biri varsa L1 yerine L2 taktiğini yaparsınız. Ay, yeniden başlatmaya yazdım. Şimdi labirente gidelim. Labirent dövüşü yaklaşık 3,5-4 dakika sürecektir büyük ihtimalle. Beyaz Magneto'yu getirmedim çünkü siper yapmadan oynuyoruz biliyorsunuz Edwin Warlock'la. Siper yapmamız üstümüzdeki bütün takviyeleri kaldırır ve egemenlik sayacını açar. Yani egemenlik sayacı dolum süresine girer demek istediğim. Etkin hale gelmez. Başlayalım. Ay, istesem bu kadar alık oyma yapamazdım. Bu ne ya? Bloğa kaçsana. Agresif oynayacağı tuttu. Heh. Allah Allah. İstesem ben bir adamı bu kadar yakalayamazdım. Gerçekten baksanıza 2 güç barından geldim neredeyse. Neyse, sorun yok. Önce L3'ümüze gidelim. Uzun bir dövüş olacağı için. Hiddetlerimiz de duraklıyor zaten. Egemenlik sayıcı etkinken. 40'a çıkmamız önemli. Bir de L1 atalım bari. Bitmedim. Tüh, bitti. Son vuruşu saymıyor herhalde. Evet. Şimdi bekleyelim tekrar. Ve başlıyoruz. ...20'ye çıktı mı L2'yi çakın. Garanti kritik neredeyse. Sonra kapsüle giriyoruz. ...50.000 gördüğünüz gibi. Ve bir hiddet daha aldık. Şimdi çok daha fazla arttı saldırımız. Ortadaki hiddet özel saldırı 3'ten gelen. Sağdakiler de 40 kombodan gelen. Egemenlik sayacı dolum süresindeyken arkadaşlar siper yapabilirsiniz. Onda üstünüzden kalkmaz takviyeler. Ama aktif hale geldiğinde kesinlikle siper yapmayın. Ah be, gitti ya. Atmadı özel saldırıları. O kadar zorladık, atmadı. Neyse, sayaç gitti alt tarafı. Bir kere daha. Tamam, yakaladık. Sayaç olmayınca hemen bitiyor hiddetler tabi. Ve 4 hiddet oldu arkadaşlar üstümüzde. Şu an çok deli hasar verir. 50k'dan da fazla vurur. Aynen böyle. Evet, L3'ten gelen hiddet gidecek gibi artık. Bir egemenlik sayacına daha yetişmez.
Ya da belki tersi olur. Ucundan yakalayabilecek miyiz? Yok, yakalayamıyoruz. Yakalayabilirdik de alıkoyma yaptım gene. Evet, hala 2 hiddet var üstümüzde. 40 kombodan gelen. Ve 30. Aa, olmadı. Havaya vurdu ya. Bari ağır saldırısıyla duvara sıkıştırabilsek bunu güzel olurmuş. Hadi L3'e gidelim. Önce şu hiddetleri bir duraklatmam lazım. Ve duraklattık. Güzel. Ne? Nasıl değdi oradan? Geriye çekilmiştim. Neyse. Garip şeyler oluyor oyunda her zaman. Şaşırmamak lazım bunlara. 50k vurdu L3'ümüz. Ve 3 hiddet. Bitirici yapmak yok. Bazen unutuyorum. Evet, artık hiddetli gidiyor gene. Bir tanesi gitti. Hemen yıldırmayı verdik. Blue'u kırdık. Siper yapmak yok, sakın unutmayın. Unutmayın, hasarı en çok 30'da 40 sayaç arasında veriyoruz. Orada deli gibi hiddet veriyor üstümüze çünkü. Ama 40. vuruşta o hasar geçerli değil. O çok kötü ya. 40. vuruşta da geçerli olsaydı keşke. Ve indirdik. Evet, hasarı arkadaşlar devasa yerlere çıkamıyor. Ama yine 50k iyi vuruyor. Belki bu devasadır. Hasar limiti olmayan yerlerde de test etmek lazım gerçi ama oralar 8-2'nin diplerine gitmek lazım onun için. Evet, birkaç da işlev testi yapalım. Şimdi egemenliğin özelliği ne? Egemenliği almaya ne gerek var diyebilirsiniz. Mistiklerle dövüşürken sizi korur. Egemenlik arkadaşlar, dediğim gibi egemenlik takviyesi. Mesela üstün simbiyot. 5 yıldızlıyı kullanalım buna da. Süper yeteneğinden biraz da bahsedeyim bu arada. 200 kopya olması şart mı? Şöyle, yüksek kopya olması iyi. 200 ama 200 kopya olması çok şart değil. Böyle 100 kopya olsa yeter gibi geliyor bana. 60-80 falan olsun. Çünkü durgunluk kapsülüne girdiğimiz zaman canımızın eksilen canımızın %10'unu yeniliyoruz 2 saniyede. Aynı zamanda rakip bizim kapsüldeyken vurduğunda da %100 ihtimalle sersem yiyor 200'de. Onun %50 olsa da olur herhalde. 2 kere vurur çünkü size. Birinde tutmazsa diğerinde tutar. Öyle düşünün. Ondan çok 200 kopya olması şart değil gibi geldi bana ama kopyası çok iyi. Yani tabuta girdiğimizde rakibi sersem etmemiz iyi olur. Ondan sonra tabuta girdiğimizde bu arada arkadaşlar, yani tabut diyorum, durgunluk kapsülüne girdiğimizde şu hasar azaltımından bahsedeyim birazcık. Nerede o, nerede yazıyor bakıyorum, bulmaya çalışıyorum da. Evet, burada. Kapsülün içindeyken arkadaşlar bütün gelen hasarlar %75 düşüyor ve aldığımız hasarın %74'ünü de yeniliyoruz. Böyle bir şey yapmışlar. Aynı zamanda kapsülün içindeyken hasar veren zayıflatıcı atan hiçbir özellik almıyoruz üstümüze. İyileşme engeli dahil. Ama Mordo'nun attığı ruh özelliği hariç. L2'de atıyor ya, onu da gösteririz. Ve arkadaşlar kendimiz girersek bu kapsüle üstümüze aynı zamanda bize şok, yakma, ani soğuk ve buz ısırığı bağışıklığı veren bir özellik kazanıyoruz. Bizi koruyan bir özellik. Şimdi 5 yıldızlı long shot'ta bir deneyelim. Göstereceğim şimdi, daha iyi anlarsınız. Önce üstün simbiyotta gösteriyorum gerçi. Şimdi buradaki taktik başka mesela. Bir geri çekilsin. İstemediğim kadar alıkoyma yaptım gerçekten. Hemen siper yapın, çıkın bu moddan. Ya da bekleyin kendi çıksın. Evet. Şimdi üstümüze sendeletme bağışıklığı aldık. Ama sadece o takviyeler için. Diğer takviyelerde öyle bir durum söz konusu değil. Gerçi yo, hepsi tamamen korunuyoruz galiba.
Aha. Şuna bak, alıkoyma yaptı resmen özel saldırıyla. Sorun değil, tekrar deneyelim. Öyle olacak yani. Öyle şerefsizce oynadıkları çok oluyor rakibin. Evet, gene egemenliği aldık üstümüze. Böylece bizi etkisiz hale getiremez artık. Ana, L3'ü doldu. Dur, bizi indirsin de baştan deneyelim. Keşke pauza basıp da yeniden başlat tuşuna basabilsek. Ama oyunu böyle durdurduğum zaman yeniden başlat tuşu yok. O çok iğrenç. O yüzden böyle kendimi öldürtüp yeniden başlat tuşuna basmak daha mantıklı. Evet. Yine egemenliği aldık üstümüze. Mistik ustalığında 5 benim arkadaşlar. Tabii ki savaş alanlarında mistiğe kullanmayın derim ama mistik ustalık 5 olmayacak bu hikaye maceralarında falan. Onlar da kullanabilirsiniz. Bence mistik ustalık olmayacağı için rahat olur. Evet, şimdi başlıyoruz mesela. Bunların hiçbirini etkisiz hale getiremez. Üstün simbiyot. Evet, son vuruş değildi maalesef. Evet, hiçbir türlü bitmiyor gördüğünüz gibi. Sonra L1'in kötü bir yanı var maalesef savaş alanlarında kullanırken. Sersem süresi yetmiyor onu yakalamaya. Onu kötü yapmışlar. 1,5 saniye olsa olurdu. Niye bir 25 saniye yapmışlar? Bilmiyorum. 1,5 saniye yaparak onu yakalayamıyoruz. Evet, L1'i de geç attık. Sersem yemeyecek. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde takviyelerimiz etkisiz hale gelmiyor. Sadece üstün simbiyotun zamanlayıcısına dikkat etmemiz gerekiyor. Güç çalmasına gücü nasıl kazandığına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani çok bu özel saldırı alıkoyma şeklinde atıyor. Anlamıyorum. Evet. Egemenlik hala üstümüzde duruyor nasılsa. Gördüğünüz gibi üstün simbiyotu indirebiliyor Adam Warlock. Düşük seviye kullandım bir de. Ondan sonra mesela Long Shot'a gelelim. Long Shot'ta küçücük bir detay arkadaşlar. Yetenek isabetini azaltamadığımız için Long Shot, o %100 siper azaltma yetenek isabeti Long Shot'ta geçerli değil. Yani üstünüzde egemenlik takviyesi varken Long Shot'tan siper yersiniz. Orada Long Shot engellenemezinizi çalabilir. Yüksek kopyası, ona dikkat edin ilk başlangıçta açarken. Egemenlik takviyesini alana kadar yani etkisiz hale getirip kendi üstüne alabilir. Onu unutmayın. Evet, şimdi başlıyoruz. Long Shot'a L1 takılın derim ben. Çünkü zaman kaps Ay, durgunluk kapsülünün içindeyken L2 yemeniz durumunuzda şey olur. Bakın, yakalayamıyorum. Çok kötü yapmışlar o zamanlayıcıyı. Biraz arttırılabilir bence. Evet, sadece yakmayı yiyorum ama sendeletme almıyorum üstüme gördüğünüz gibi. Şimdi kapsülün içine girelim. Atsın. Bakın çok rahat. Zaten Long Shot'ın L2'sini attırarak oyuna indirim. Adam Warlock kullanıyorsanız. Allah, yakalandık ya. Zamanda geri kaçmıştım. Nasıl yakalandık buna da? Basitinden ölüyorum hep. Hero kötü değil yani. Yoksa counter kullanılabilir bu. Evet, durgunluk üstümüzde gene. Evet, sonra zaman kapsülüne kendim gireyim bu kez. İki kez bloğa basıyorum biliyorsunuz ve gördüğünüz gibi yakma bağışığı da oldum. Yakma, şok ve ani soğuk bağışı. Kapsüle giriyoruz. Bakın canı nasıl geri yeniliyor. Bunda maalesef son darbe bize değiyor. O yüzden kaçmak durumundayım. L1 dikkat edin, iyi hasar verir. Hiddetimizi de aldık. Kapsüle giriyoruz. Şimdi L2 almam lazım. Çünkü L3 dolar. Bloğuna gidip vurursam bekleyelim. Hemen egemenliği. Durduralım. Durdu egemenlik. Takviyesi.
Ve unutmayın, sipersiz oynuyoruz. Ve kapsüle bir daha giremiyoruz. Sadece bir kere girebiliriz. Dövüş başı, onu da unutmayın. Ve bakın longshot'ı da alıyor bu sayede. Longshot'ın da counter'ı olabiliyor. Tabii ki savaş alanlarında bunu tercih etmeyin. Ama götürüyor. Memnun olmadığım tek yer o siper L1'deki sersemlik süresini biraz daha uzatmaları gerekirdi. Çünkü yakalayamıyoruz. Rakibin siper ustalığı son seviye ise maalesef. Onun dışında kullanım yerlerini ve işlevini gösterdik arkadaşlar. Savunmada bir de bakın Mordo nasıl gidiyor, onu gösterelim. Nerede Mordocuk? L2'deki özelliği attığımızda çoğu özelliği kapanıyor. Adam Warlock'un en iyi counterlarından biri Mordo, America Chavez. Onları kullanabilirsiniz direkt. Özel saldırı birinden kaçmak kolay. L2 atalım mesela. 23'e geldi mi savunmada arkadaşlar, kendisi girecek. Egemenliği kazanacak yani. L2'den kaçmak da kolay. Evet, bakın hiçbir şey olmuyor bana. Kapsülün içindeyken o sersem yemedim. Normalde sersem yerim. Ona vurdum bile ikisinden sonra. Tabi Adam Warlock'u kapsüle sokmamak için L1'ini attırmanızı öneririm. Evet, gene kapsülün içine aldık onu. Ay, kapsülün içine aldık diyorum, L2'sini doldurduk. Şimdi kendisi kapsüle girecek. Ve rahatça L2'mi atıp yeniledim gördüğünüz gibi. Kapsülü. Kapsül diyorum ya hep. Şu özelliği sol vardı işte. O şey arkadaşlar. Adam Warlock'un yenilemesini de engelliyor aynı zamanda kapsülün içindeyken. Alışamadık. Evet, poda girecek şimdi. Canı %25'in altına girdi mi de giriyor kendisi arkadaşlar. Ve halledildi. Evet, Mordo iyi counter'dır. America Chavez iyi counter'dır. Onu da getirelim hatta. Bir güç çalması falan yapmadığımız sürece iyi counter oluyorlar. Bakalım 5 yıldızlım var mı? Vardır herhalde. Hah, burada. Hep L1'ini attırın. Hiç L2'ye gerek yok. Evet, egemenliğe girdi. Yani egemenlik takviyesini aldı. Ayrıca biz onun güç kazanını da tersine çeviriyoruz arkadaşlar. Amerika Chavez'de biliyorsunuz. Mor modda çünkü. Deli gibi yük basınca üstümüze. Pek bir şey yapamıyor. Kendi kendine güç kazanamıyor. Evet, egemenlik varken siper atamıyorduk, unutmayın. O yüzden atamadık siper. Evet, poda girecek birazdan. Girsin, bekleyeceğiz. Bu esnada sakin, sessizce bekleyin. Benim de L2'm dolmuş. Ve bitti. Bir daha deneyelim. Gayet rahat Amerika Chavez dedi. Pasif güç kazanımlarını çok güzel engelliyor çünkü Amerika Chavez. Negatif bölge sağ olsun.
İlk vuruş da ta uzağa gitmiyor ha. Yakına etki ediyor sadece. Evet, bakın poda girdi. İkimiz de sersemi yedik. O podun içinde sersemli duruyor zaten. Şimdi poda girecek. Aynı zamanda poddan çıkar çıkmaz ona vurmaya hazırlanmayın. Bakın ben o hatayı yaptım demin. Allah'ım bir üstüme gelmedi. Neyse engellenemez geçirdik. Çünkü 0.25 saniyede arkadaşlar dokunulamaz oluyor. Dokunamıyorsunuz ona. Direkt bekleyin yani. Size vurmasını bloklayın, siperleyin. Öyle şeyler yapın. Evet. Bu da counterlarıydı arkadaşlar. Yani nasıl dövüşüldüğü daha doğrusu. Counterları demek hepsi olmaz. Evet. Adam Warlock da bu şekilde arkadaşlar. Kesinlikle R4 atmaya değer. Uyandıracaksanız taş basmanız lazım. Rakibi sersem etmek için falan. Ve canınızı güzel yenilemek için. Böyle 80-100 kopya olsa yeterli olur gibi geliyor bana. Uyandırırsanız. Onun dışında kesinlikle R4 atmaya değer. Savunmada pek etkili olacağını sanmıyorum rakip sürekli L1'ini attırsa çünkü pek bir esprisi yok. Bir de kapsüle girdiği anı iyi ayarlasalar halledilir rahatça. Ama saldırıda gayet iş yapar bence. Savaş alanlarında da epey hızlı götürür bence. Evet, bu videomun sonuna geldik. Sorunuz varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.